Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Maide suresi üzerinde 48-49 ayet-i kerimeleri üzerinde sohbet ediyoruz. Ve bu bölümde Allah-u Teala Tevrat'tan, İncil'den sonra Resulüne biz de sana bu kitabı indirdik ki onunla hükmedesin, onunla amel edesin ve insanların heva ve hevesine uymayasın diye bu bölümü okumuştuk. Ve uzun bir ayet-i kerimeydi ve yarısında kaldık veya son bölümünde kaldık. Buyuruyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Hristiyanlardan bahsetti, Tevrat'tan bahsetti, Yahudilerden bahsetti, Kur'an'dan bahsediyor ve ortada Müslümanlar var. Ve tabii haliyle Allah-u Teala burada bir şey söylüyor, diyor, eğer biz diyor isteseydik, وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Biz isteseydik hepinizi bir tek ümmet yapabilirdik, kılabilirdik diyor. Hepiniz bir tek ümmet olabilirdiniz. Ama öyle yapmadı Allah-u Teala diyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Burası çok önemli. Ama sizi ayrı ayrı ümmet yaptı. Niye? Çünkü hepinizin bölgesi ayrı, tarihi ayrı ve hepinize verdiği nimetler ayrı ayrı. Evet, hepiniz Allah'ın imtihanından geçiyorsunuz ama Allah-u Teala verdiği şeyi soruyor sizden. Kime ne verdi, ne kadar verdi, ne zaman verdi? Bu zamana göre değişiyor, ülkesine göre değişiyor, mevsimine göre değişiyor. Her şeye göre değiştiği için diyor ki benim sizi ayrı ayrı ümmet yapmamın sebebi لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Yani size verdiğim nimetlerde sizi imtihana çekmek için. Yani size verdiğim nimetler de ayrı ayrı. Zaman ayrı, imtihan çeşitleri ayrı ayrı. Yani öyle ya, şöyle düşünebiliyor musunuz? Yani diyelim ki Hazreti İsa Aleyhisselam'dan hemen sonra ona inanan insanların Bizans'taki çektiği zulmü şöyle bir okuyun kitaplardan. Yani onların imtihanı ayrı, Hazreti Peygamber'in Mekke'deki imtihanı birbirine benzer. Hatta biliyorsunuz em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yatikum meselul lezina khalu min qablikum. Bu ayetlere bakın, demek ki yani bizden önceki ümmetler yerine göre bizden daha çok zulümlere uğramıştır. Yani Bizans'ta yani Hazreti İsa'nın inananları, ona iman eden müminler arenalarda aslanların, aç aslanların, aç bırakılan aslanların önüne atılarak parçalatılmıştır. Yani bu imtihan ayrıdır ve bugün 20. yüzyıldaki yani her ülkedeki imtihan ayrı ayrıdır muhterem izleyenlerim, öyle değil mi? Onun için Allah-u Teala verdiğime göre imtihan, لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Onun için bunların yerine göre cezaları da ayrı, dünyevi, yani bu suçları işleyen, yani Allah-u Teala'nın yolundan ayrılan insanlara veya Allah'ın haramlarına riayet etmeyenlere verilecek cezalar da yerine göre ayrıdır, ülkesine göre ayrıdır. Ama ceza cezadır, ama haram haramdır. Bunda bir değişiklik yok. Allah-u Teala yasak demişse, haram demişse haramdır. Ama cezaları değişiyor yerine göre. Burada da buna temas ediyor Allah-u Teala, ama yine bizim bilmediğimiz konular da vardır. İlla bizim dediğimizde de liyebluvekum, yani sizi farklı farklı ümmet kılmasının sebebi liyebluvekum fîmâ âtakum festebikul hayrat. Ama size düşen nedir? Hayırda yarışmaktır. Hayırda müsabaka yapmaktır. Festebiku, koşuşturun, müsabaka yapın. Müsabaka kelimesi buradan geliyor. Festebikul hayrat, hayırlarda yarışın. Birbirinize, ya önemli olan budur. İyilik yapmaktır, güzellik yapmaktır. Bu konuda yarışın buyuruyor Allah-u Teala. Sizden önceki ümmetlerin yaptıkları hayırlara bakın. Sizden önceki diğer ümmetlere bakın ve onların hayrıyla, yani biz onlardan daha ileri gideceğiz deyin, daha önde olmaya çalışın.
Onları ekarte edemezsiniz. Onların zaten yani ödüllerinden, mükafatlarından Allah hiçbir şey eksiltmez de güzelliklerde festebigul hayrat nedir? Mesele nedir? Yani evet, hayırlarda yarışın. İlallahi merci'ukum cemi'an. Ve iyi biliniz ki hepiniz Allah'ın huzurunda cem olacaksınız. İster bilmem kaçıncı asırda yaşayın, ister Afrika'da yaşayın, ister Avrupa'da, ister Kudüs'te, ister Mekke'de, ister Türkiye'de yaşayın, ne olacak? Hepiniz ayrı ayrı ülkelerde, ayrı ayrı iklimlerde, ayrı ayrı zamanlarda yaşasanız da İlallahi merci'ukum cemi'an. Hepiniz o tek olan Allah'ın huzurunda cem olacaksınız, toplanacaksınız. Ne olacak? Feyunebbi'ukum bima kuntum fihi tahtelifun. Özellikle ihtilaf ettiğiniz konuların hepsini size haber verecek. Burası da çok önemli ha. Allah'ın huzuruna varacaksınız ve ihtilaf ede geldiğiniz her şeyi size haber verecek. Doğrusu buydu. Yevmel fasl. Her şeyin halledildiği bir gün, bir zaman. Buradan bir de şu anlam çıkıyor muhterem izleyenlerim. Demek ki bazı problemler çözülemeyecek. Bazıları zamanla çözülüyor ama bazılarını zaman da çözemiyor. Yani tarihte öyle olaylar var ki daha hala kim haklı, kim haksız, inanın daha bugün yorum okuyoruz. Yani daha hala çözemiyorlar. Daha hala ihtilaf devam ediyor. Efendim, ne olacak? Bu orada çözülecek. Bu kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzurunda kim haklı idi, kim haksız idi orada çözülecek. Yani yevmül fasıl denilen o gün, hüküm günü, yani yevmüddin denilen o günde her şey net ve berrak bir şekilde ortaya çıkacak. Ve onun için bazı şeylere yani çok kafa yormayın anlamı da vardır. Yani Allah'a havale edin. Öyle hala kendi küçük meselelerimizi düşünelim. Evde daha hala tartışıyoruz. Yok sen haklıydın, yok ben haklıydım. Çözemiyoruz veya inandıramıyoruz kendimize göre. Ben haklıyım ama bir türlü ikna edemiyorum karşımdakini. Veya o da öyle zannediyor. Ben çok haklıyım ama yani bu adam kafayı şey yaptı yani bir yere doğrulttu. Gidiyor kendi bildiğini okuyor zannediyor. O öyle düşünüyor ama yani sakin olun. Yani yarın Allah-u Teala'nın huzuruna varacağız ve orada haklı kim, haksız kim? Onların hepsini göreceğiz. Ama bu şu anlama gelmesin. Ha, ben Allah'a havale ediyorum. Yani orada seni cezalandırsın falan anlamına değil. Yine bağışlayın, o da ayrı. Küçük meselelerimizi böyle Allah-u Teala'nın huzuruna götürmeye kalkışmayın. Allah-u Teala'dan, ya Rabbi, yani ben vazgeçtim. Haklıysam da vazgeçtim. Bizi bağışla. En iyisi bu. Ya, yok eğer yani göreceğiz. Sen mi haklısın, ben mi haklıyım diye. Yani inatlaşmak ve Allah'a havale etmek de aslında o kadar iyi bir şey değil küçük meseleler. Ama büyük meseleler vardır ki gerçekten hakkımız vardır. Gerçekten zarar görmüşüzdür. Ciddi anlamda incinmişizdir, zarar görmüşüzdür. Ve dünyevi hayatımızda bu bizi etkilemiştir. Adamlar sınavımızı engellemiştir. Bilmem şudur, budur falan nedir? Yani bunlar elbette öbür tarafa havale edilecek. Öbür tarafta bu hakkı, hukuku arayacağız. Ama nedir? Küçük meselelerde Allah'a havale etmeyelim. Allah'a havale etmeyelim. Yani ya varmadan önce, ya Rabbi biz vazgeçtik. Bu konu bizim aramızda hallolmuştur, bitmiştir. Ben hakkımdan vazgeçiyorum, bitti. Bu şekilde. Ama büyük olaylar, hele hele bizim müdahil olmadığımız bir takım olaylar vardır ki Allah-u Teala ne yapacaktır? اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Allah o fasıl gününde ne yapacak? Siz aranızda ihtilaf ede geldiğiniz şeylerin hükmünü verecektir. İşte bu budur, işte hak budur, hukuk budur diyecek Allah-u Teala. Evet, muhterem izleyenlerim yine devam ediyor Allah-u Teala ki وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Bir daha tembih ediyor. Allah-u Teala'nın indirdikleriyle onlar arasında hükmet ve nehkum beynehum bima enzelallahu ve la tettebi ehvahum. Bir daha tekrar ediyor. Halbuki biraz önce onların hevalarına, heveslerine uyma. Vahzerhum sakın diyor. Bir şey uyarıda bulunuyor tekrar. Vahzerhum
en yeftinuke an ba'd ma enzelallahu ileyk. Allah'ın sana indirdikleri bazı konularda seni fitneye düşürmek istemelerinden sakın ha. Allah'ın indirdiklerini dışlamak, unutturmak ve o konuda seni saptırmak isteyecekler. Aman ha bu konuda vahzerhüm, insanları uyar ha. İnsanları uyar, bu böyle bir tehlike vardır. Bu tehlike Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsında bile vardır. Yani onu bile, yani Allah'ın indirdikleri bir takım vahyi gizlemekle, söylememekle, yani tehdit etmiş, şey yapmışlardır. Yani böyle bir fitneye başvurmuşlardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ya eyyühe'r rasulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey Resul, Rabbin sana indirdiğini tebliğ et. وَاِلَّمْ تَفَالْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتْ Eğer tebliğ etmezsen, risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Böyle bir ihtimal var mı? O da beşer. O da beşer. Yani yani illa silah zoruyla değil muhterem izleyenlerim. Yani bu kafirler, bu münafıklar, bu Yahudiler, ötekiler, berikiler, Efendimizle beraber yaşamakta olan insanlar gelip, yani Efendimiz'e öyle tuzaklar kurmaya çalışıyorlar ki, yani iyi, yani şu ayeti Allah şöyle kesin bir ayet indirdi ama bunu biraz ertelesem mi, bunu biraz sustursam veyahut da sonra mı söylesem falan diye insanın aklına böyle şeyler geliyor. Hani biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَ Yani En'am suresinde ve başka surelerde ya bir olay var anlatılan. Nedir? Kafirlerin kodamanları geliyorlar. Bakıyorlar ki İslam gelişiyor gittikçe. Yani önce herhalde biter. Bu bir hevestir. Şurada doğdu, burada bitecek zannediyorlar. Ama bakıyorlar ki kafirlerin kodamanları Allah Allah çoğalıyor ya. Gittikçe bu Muhammed Aleyhisselam'ın etrafındaki kalabalık çoğalıyor. Ve ondan sonra diyorlar ki ya yani kendilerinin de gelip tabi olmaktan başka yol yok bakıyorlar ki. Ya buralardan gidilecek, ya Arabistan'dan gidilecek, yahut da bu Muhammed'e ümmet olunacak diyor bu kodamanlar. Ama yine de içinde kafir böyle gururları var, kibirleri var. Diyorlar, geliyorlar ki, ya ey Muhammed, biz aslında seni seviyoruz. Yani seni dinlemek istiyoruz. Sen güzel güzel şeyler söylüyorsun. Ama ne zaman yanına gelsek, ya şu köleler, şu Bilal'dı, Habbab'dı, bilmem yani Zeyd'di falan bunlar. Yani şöyle bize ayrı bir gün tahsis etsen, ayrı bir kabul günü falan, bir toplansak işte şunlar bunlar falan, Mekke'nin şairleri bilmem neleri falan, bize ayrı bir sohbet etsen diyorlar. Ve dikkat edin muhteremler, kötü bir niyetle değil de Peygamber Efendimiz rivayete göre hafiften böyle, acaba öyle ya, ortada bu kadar kafiri kazanmak var. Kafirlerin bu kadar ileri gelenlerini kazanmak da var. Acaba onlara ayrı bir gün ayırayım mı? Ama ayrı bir gün ayırabilmesi için Bilal yanından ayrılmıyor. Habbab yanından ayrılmıyor. Zeyd hiç bırakmıyor. Onları kovması lazım. Bir gün onlara diyor, ya bugün gelmeyin. Bugün benim yanıma gelmeyin. Bugün işte Ebu Cehil gelecek. İşte şu gelecek, bu gelecek. Yani kodamanlar gelecek. Haris bin Hişam gelecek. Öteki gelecek falan. Bunu diyebilir. Ve rivayete göre hafiften herhalde ki haşa biz Efendimiz'e böyle bir şeyde bulunmuyoruz ama ayette de var. Hafiften böyle bir acaba yapsam mı derken Allah-u Teala uyarıyor Resul. Sakın ha diyor. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَ Gece gündüz Rablerinin rızasını arayan o insanlar var ya, sakın ha, onları yanımdan kovayım deme ha. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ Tardedeyim deme ha. وَلَا تَضْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Yani onların hesabından sana bir şey yok. Ötekilerin hesabından da onlara bir şey yok. Eğer böyle yaparsan zalimlerden olursun diyor. Peygamber Efendimiz böyle uyarılıyor. Burada da işte bu ayeti kerimede de bu uyarılardan birisi vardır. Sakın ha, Allah'ın sana indirdiği hükümleri böyle fitne ile çevirmek isteyenler vardır. Onlara sakın ha uyma diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
uyarılmaktadır aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir ayet-i kerime daha var. Devam edeceğiz ama yani efe hukmel cahiliyeti yebgun. Yani bunlar da hala cahiliyeye mi uymak istiyorlar? Cahiliyenin hükümlerini, ahkamını, örfünü, adetini mi tekrar talep ediyorlar, istiyorlar? Yani halbuki yani zerre kadar imanı olan, yani yakine eren bir Müslüman için yani Allah'ın hükmünden daha güzel bir hüküm olabilir mi yani? Ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Evet. Yani artık imanı mükemmel olmuş, bugüne kadar sana iman etmiş birileri, yani bunun dışında bir yol arayabilir mi, hiç olacak şey mi buyuruyor. İnşallah kaldığımız yerden, özellikle yine hepimizin bildiği, ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin ayeti kerimesinden başlamak üzere burada sohbetimizi noktalıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.